Efendim merhabalar, hepinize hayırlı bereketli haftalar diliyorum. Güven Yenisu, ben Hüseyin Oğulları Gayrimenkul bünyesinde. Batı bölgeleri, Batı 1 ve Batı 2 bölgeleri hakkında birçok hak sahiplerimizle zaman zaman görüşüyoruz. Kendileri bizleri arayıp bizlere ulaşabiliyorlar. Özellikle teslimatları merak ettikleri en büyük konulardan bir tanesi. Teslimatların ne zaman yapılacağına dair. Ben birçok hak sahibimize şunu söylüyorum. Teslimatlara dair toplu konut dairesinde yapmış olduğunuz sözleşmelerde bunlar aslında içerik olarak gayrimenkulün teslimi ve kullanılması diye bir sözleşme maddemiz var. Özellikle benim elimde şu anda 2+1 bir sözleşmemiz var. 2+1'de sözleşmemizin 12 sayfalık sözleşmemizin 5. sayfasında gayrimenkulün teslimi ve kullanılması diye. Birçok hak sahibine buradan yönelttiğim şey şu aslında. Kendileri de tabii ki kendi sözleşmelerine baktıklarında bunları görebilecekler. Sözleşmemizin 5. maddesi, 5. sayfası ve 5. maddesinde 5.1. İdare iş bu sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içerisinde gayrimenkulü fiilen teslim etme yükümlülüğündedir. Alıcı mezkur süre içinde teklif edilen devir veya fiili teslimi kabulle mükelleftir. Yani aslında burada şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki bankada peşinatı yaptığınız tarihten itibaren, yani bankada peşinat ödemesini yaptığınızdan itibaren, yani bu sözleşmeyi imzaladığınız tarihten itibaren buradaki teslimat süremiz yaklaşık olarak 3 yıldır. Yani 36 aydır. Şimdi birçok hak sahibimizle telefonla görüşüp dönüş yapıyorlar. Kendileri işte bu sene teslim olacak. Yok 6 ayı var, yok Temmuz ayında, yok Ağustos ayında. Ben bütün hak sahiplerine buradan, Batı 1, Batı 2 bölgesindeki bütün hak sahiplerine buradan şunu söylemek istiyorum. Bakın, bankada yapmış olduğunuz sözleşmeyi açtığınızda, özellikle 2+1'lerin sözleşmesi var şu an dedim, ona bakıyorum. 12 sayfalık bir sözleşme var. Bankada imzaladınız bu sözleşmeyi peşinat ödemesini yaparken 5. sayfasının 5. maddesinin 5.1 bendinde idare iş bu sözleşme tarihinden itibaren 36 ay diyor. Yani bunun üzerinde yok efendim Temmuz'da teslim olacak, yok Ağustos'ta teslim olacak gibi ifadeleri çok kullanılıyor. Onun için ben bunlara çok itibar etmemenizi tavsiye ediyorum. Neticesinde burada toplu konut idaremiz bir sözleşme yapmış ve bu sözleşmeyi iki taraflı okudum, anladım diyerek imza altına almışsınız. Sizler de imza atmışsınız. Onun için buradaki şantiyedeki işte çalışmaları soruyor, işte çalışmalar yapılmıyor vesaire. Bakın efendim, burada sizin dikkate almanız gereken en önemli konulardan bir tanesi bankada yapmış olduğunuz sözleşme tarihinin başlangıcı ve sonrası. Onun için siz buradan kalkıp mutlaka şantiye alanına gidebilirsiniz. Kahraman İnşaat'ın yapmış olduğu şantiye alanına gidip birinci etapıda, biliyorsunuz ikinci etapıda, yani Batı 1, Batı 2'de Kahraman İnşaat firması tarafından üstlenildi, yapılıyor. İşte çalışmalar devam etmiyor, işte bu sene teslim edilmeyecek gibi soruların aslında muhatabı genel olarak bakıldığında bankada yapmış olduğunuz sözleşmenin 5. sayfasının 5. maddesinin 1. bendinde yer almaktadır. Onun için nacizane olarak hepinize buradan bir kez daha hayırlı olsun dilek ve temennilerimi iletiyorum. Ama burada sağ sol arayıp ya da şantiyedeki çalışanlar, işte kapıdaki güvenlik bekçilerden ziyade siz bankada ne söz verdiniz? Halk Bankası'nda TOKİ size ne söz verdi? Aslında bunların içeriği, cayma hakkı, sözleşmeden dönme hakkı, gayrimenkulün teslimi, bunun kullanılmasıyla alakalı burada ifadeler yer almakta. Yapmış olduğunuz sözleşmede burada gayrimenkulün teslimi de var. Teslim tarihi de var aslında. Yani takribi olarak yüklenici firmanın toplu konut dairesine teslim edilmesinden sonra bir geçici kabul, akabinde de teslimi var. Onun için ben bütün buradaki hak sahiplerinin hepsine, Batı 1 ve Batı 2 bölgesindeki hak sahiplerine seslenmek istiyorum. Gerek 2+1 gerek 3+1 hak sahiplerine. Burada açık açık sözleşmenizde hangi tarihlerde teslim olacağını takribi olarak görebiliyorsunuz. Onun için ne bir banka görevlisi, ne bir İnşaatta çalışan kardeşimiz, ne bir inşaattaki bekçimiz bunlarla, bu konularla alakalı teslim etme tarihini söylemeye yetkili değildir. Yetkili sadece toplu konut idaresidir. Toplu konut idaresinin de yapmış olduğu sözleşmede sizleri bunları tarafınıza beyan etti. Sizler de bunları kabul ettiniz ve imza altına aldınız. Onun için buradan bütün hak sahiplerine istirham ediyorum. Mutlaka ve mutlaka sözleşmelerdeki tarihlere dikkat edilmesi gerektiği ve bunlara göre yapılması gereken bir planınız varsa ya da bununla alakalı atmanız gereken bir adım varsa mutlaka bu sözleşme tarihindeki tarihleri dikkate alarak, teslimat tarihlerini dikkate alarak buna göre hayatınızda plan yapmanızı hepinize istirham ediyorum. Hak sahiplerimizin birçoğu tabii bunlarla alakalı işte görsel vesaire bitti mi bitmedi mi hangi aşamada falan. Ben birçok hak sahibimize buranın daha karkas halde olduğunu, daha yapılmadığını, evet binanın temellerinin atıldığını, duvarların örüldüğünü ve inşaatların normal ev kıvamına gelmediğini söylüyorum ama yine kısa da olsa ekranlarda göreceğiniz üzere karkas halinin videosunda en azından burada görselini de paylaşmış olayım sizlerle birlikte.
Yani inşaatların ne durumda olduğunu ve en azından hani bu sorulara cevap verirken ya işte bitti 6 ayı var, 3 ayı ver, ver sorularının da tamamının aslında cevabı burada olur. Çünkü daha boş halde şaplar atılmamış, sıvalar yapılmamış, genel olarak ince işçilikler yapılmamış. Sadece inşaatların katları çıkılmış ve bu hale getirilip tesisatları çekilmiş, bırakılmış. Burayı da gördüğünüz zaman zaten sözleşmedeki tarihle kafanızda mutlaka birleştireceksiniz. İnşaat aşamaları dediğim gibi %20 ile %22 arasında. Dolayısıyla görsellerde de izlediğiniz üzere şu anda daha henüz daire halini almamış, boş bir karkas halde. Hüseyinoğulları Gayrimenkul bünyesinde ben Deniz Güven Yeni Suyu takip edebilir. Bu tür içeriklerin çoğalması için beğeni atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle tekrar hayırlı olsun. Ofisimizde mutlaka bekliyoruz hepiniz efendim. 24. bölgede ve 25. bölgede ofislerimiz mevcuttur. Gelmeden bizleri aramanız kafi. Bizlere bir telefon kadar yakınsınız. Telefon numaramız alt profilde paylaşıyoruz. Görüşmek üzere efendim. Saygılar, hürmetler.